Hayırlı olsun. Sayın Vekilim, saygıdeğer hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Önümüzde bildiğiniz gibi bir 31 Mart mahalli seçimleri var. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği için, hepimiz için, evlatlarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için son derece önemli bir seçim. Boyabat olarak söylüyorum. Allah'tan bir mani olmadıkça biz bu seçimi aldık arkadaşlar. Bunlar kimsenin tereddüdü olması. Evet. Millet İttifakı olarak Dikmen'i almış durumdayız. Gerze'yi almış durumdayız. Sinop'u almış durumdayız. Erfele'yi almış durumdayız. Ayancı'yı almış durumdayız. Allah'ın izniyle Boyabat'ı çoktan aldık. Bundan kimse... Türkeli'dir, durağandır, saray düzüdür. Bunda da inşallah iyi gelişmeler var. Her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Seçim konusunda acizane benim tecrübelerim var. Benim eşim bir gün dedi ki, ben bir insanın dedi oy verip vermeyeceğini
gözünün içinden anlıyorum dedi. Nasıl anlıyorsun dedim. Oy verecek insanın gözünün içi gülüyor dedi. Gözünün içi senden ayrılmıyor dedi. Bu bir tecrübedir. Bu seçimlerde bakıyorum, inanın en fazla oyu AK Parti'den alıyoruz. MHP'nin şu anda, biz MHP'den koptuk, bir tepki hareket olmak üzere Millet İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Eğer biz menfaatine düşkün insan olsaydık AK Parti'ye geçerdik. Ben AK Parti'ye geçmiş olsaydım, nefis olarak demiyorum, ne Şefik Çakıcı olurdu orada, ne Nazım Maviş olmazdı. Öyle mi? Evet. Ama biz mücadeleyi seçtik. Türkiye'nin geleceği için, menfaatimiz, nefsimiz için tercih etmedik. Bir mücadeleyi tercih ettik. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti olarak Türkiye çapında iyi sonuçlar alacağız. İnşallah. Şu anda bizim önceliğimiz Boyabat. Sayın vekilim geldi, sayın il başkanımız geldi. Dostlarımızla, diğer hemşerilerimizle beraber. Şundan kimsenin tereddütü olmasın. Her gittiğimiz yerde gayet güzel karşılanıyoruz. Her akşam 5 ev, 6 ev, 7 eve gidiyoruz. Gündüzleri esnafı geziyoruz. 24 saatimizi dolu dolu geçiriyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı 4 yolda Boyabat'ın meydanında 10 binin üzerinde insanla bu sevinci hep beraber yaşayacağız. Tek başıma olsaydım, yani konuşmacı olarak uzun uzun veya biraz daha uzun, 15-20 dakika daha sizi bilgilendirerek konuşma yapardım. Ama sayın vekilimin de programı çok geniş. Bir süre, bir zamanın bir kısmını bize ayırdı, sağ olsun. Şimdi sizlere o hitap edecek. Ondan sonra da muhabbetimize devam ederiz. Sayın başkanım, il başkanım, çok değerli hemşirelerim. Hayırlı uğurlu olsun. AKP'yi çok kara günler bekliyor. Nasıl kara günler? Hasan Karalı günler bekliyor. Vallahi bugün gördüğüm manzara burada seçimin alındığı yönünde. Nereye gitsem? İnşallah. İnşallah. Durağına gidiyorum. Boyabat'ta olup da durağında iş yapan hemşerilerim Hasan Kara diyor. Saraydüzü'ne gidiyorum, aynı şey söyleniyor. Sinop aynı şeyi konuşuyor. Bu vatandaşlar tek dil konuşuyorsa bu iş bitmiştir arkadaşlar. Biz kimseyi karalamıyoruz. Bu ülkede yaşayan 81 milyon insan, bu topraklarda misaki milli sınırlarında yaşayan bütün vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Bu zamana kadar ben hiç görmedim ki bir cumhurbaşkanı çıksın, bu vatanda yaşayan bu milletin evlatlarını ötekileştirsin. Biz bugünlerde bunu yaşıyoruz. Tehdit var. Maalesef. Karalama var. Olmayan şey üzerinden siyaset var. Allah'la kul arasına giren bir yapı var. Elhamdülillah. Bizim dinimizi, bizim vatan sevgimizi, bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz arkadaşlar. Allah göstermesin. Allah o günlerden bizi uzak tutsun. Ama bu ülkenin topraklarına bir karış düşman kuvvetleri girsin, burada yaşayan bütün vatandaşlarımız canıyla, malıyla, kanıyla orada olur. Buraya girdiğimde çok duygulandım. Bu ülke için, bu vatan için biz bir araya geldik. Hiç ayrılmadık zaten. Ama bugün gördüm ki söz konusu vatansa gerisi Kurtuluş Savaşı'nda az önce sevgili abim dedi.
Bu ülkenin vatandaşlarını Mustafa Kemal Atatürk sen şucusun, sen bucusun, sen ocusun diye ayırmadı. Tek hedef vardı bu vatanı düşman kuvvetlerinden kurtarmaktı. Bu hedefe ulaştıktan sonra bu hedefe ulaşan insanları da hedef göstermek bu ülkeye yapılan en büyük saygısızlık, en büyük ayıptır. Evet, son bir hafta, son 7 gün. Çalışmak lazım arkadaşlar. Seçim aldık diyoruz ama boş vermek yok. Burada tarihi bir zaferle bu seçimi almak zorundayız. İnşallah, inşallah. Ben buna inandım. Hasan Kara Başkanıma inandım. Sizlere de inandım. Bu akşam bu coşkuyu gördükten sonra vallahi siyasi tarihimde en büyük coşkulu günlerden birini yaşıyorum. Sinop merkezde güçlü bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah bekleriz inşallah. Gerze'de güçlüyüz. Dikmen'de güçlüyüz. Erfelek'te güçlüyüz. Ayancık'ta güçlüyüz. Türkiye'nin de AKP kazanamıyor. Durağan'da kazanamıyor. Saraydüzü'nde de çok zorlanıyor. Bakalım şimdi böyle çığlık atanlar 1 Nisan sabahı ne olacak bakalım. Bu ülkede şunu söyleyeyim, 81 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu ülkede kim bir tane topraklarımıza çivi çaktıysa Allah razı olsun demekten başka kimseyi kötülemedik. Bundan sonra da kötülemeyeceğiz. Hasan Kara Başkanımın bu işi projeleriyle, Boyabat'a vereceği hizmetle çok iyi yapacağına inandığımız için biz buradayız. Onun için diyorum ki Hasan Kara Başkanım 1 Nisan'da Boyabat Belediye Başkanı'dır. Biz evelallah hiçbir şeyden korkmadık, hiçbir şeyden çekinmedik bu zamana kadar. AKP'de boğazı surata kaybolacaktık. Evet. Bundan sonra da bir hafta korkusuzca, cesaretli bir şekilde Boyabat'ta ilk başta sandıklara sahip çıkacağız. Sandığa sahip çıkacağız. Sahip. Sonra bu vatandaşımızın zaten gönlüne girdik. Seçimi kazandıktan sonra da bu sakinliğimizi, bu hizmet aşkımızı, bu millet birliğimizi koruyacağız arkadaşlar. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar hepimizin vatandaşı. Ayrım yok, birlik var, sevgi var, saygı var. Başka bir şey demiyorum. Milletin gönlüne girmek sevgi, saygı ve hoşgörüden geçer. Onun için hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle beraber burada şu anda siyaset yapıyorum. Teşekkür ederim.